Atom TV'deyiz. Yanında Ferruh Mavi Tuna var. Onu internetten tanıyorduk. İngiltere'den geldi. Tuttuk kolundan getirdik hemen. Ferruh hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın? İyi, sağ olun. Biraz yorucu, konferans vesaire. Cumartesi Evet. İSSEK için geldi sanırım. Cumartesi ve pazar. Evet, İSSEK'teydik. Cuma günü geldim zaten. 2 gündür konferanstayız. Kaçlısın Ferruh? 83. 83. Evet. Çok ilginç bir hikayem var. Kamera arkasında konuşurken onu dinledim ben. Nasıl bu işlere bulaştın? Ne zaman bulaştın? Yani bu internet ve security işlerini öğrenmen ve başlaman ne zaman oldu? Güvenlik sektörüne yani. Güvenlik sektörüne. Yani aslında güvenlik sektörü, işte ben web geliştirme temelinden geliyorum. Daha doğrusu yazılım geliştirme, web yazılımı geliştirme Ne zaman konularında. geliştiriyordun bunları? Lisedeyken mi? Tabii lise 2'den beri. Evet. Lise 2'den beri web geliştirmeyle uğraşıyorum. Daha sonra geliştirme sürecinde komikti. Şöyle bir hikayesi var bu işin. Bir gün bir arkadaşım beni askerde telefon açtı. Ferruh dedi, ya bu siteleri hackliyorlarmış. Sen bunlar bu işlerden anlarsın. Bir bak bakalım nasıl oluyormuş bu işler gibi. Onun ardından güvenlik konusuna ilgilenmeye Daha başladım ben. önce yazılım ve tasarım aslında Evet. ilgilendiği Evet. konulardı. Yani önce tasarımda, daha sonra yazılıma biraz daha kaydım. Yazılımdan da bu güvenlik konusu ilgimi çekmeye başladı. Oradan da başladık ve devam ettik. Güvenlik konusu peki bu kötü hani hacker kavramından değil. Siz beyaz şapkalı Öyle hackerlar diyorlar. mıydınız? Ne yapıyorsunuz? Ne farkınız var kötü Ne hackerlardan? yapıyoruz? Sonuçta ben öyle diyorum ya, biz beyaz da olsa siyah da olsa hepimiz para için ekliyoruz. Yaptığımız iş o. Benim zaten uzun dönem yaptığım iş şu: bir firma bana geliyor, diyor ki işte benim bir web sitem var, e-ticaret sitem var, e-banka vesaire neyse. Gel bunu hacklemeye çalış ve ne yaptıysan rapor yaz. Biz de gidiyoruz, siteyi hackliyoruz. İşte ne yapabildik? Mesela kredi kartlarını aldık. İşte ne yaptık? Şu dosyaları değiştirebilirdik. Vesaire ne yaptık? Müşteri bilgilerinize ulaştık diyoruz. Ve bunun üzerine nasıl yaptığımıza dair, bunun nasıl çözüleceğine dair bir rapor hazırlıyoruz. Dolayısıyla hani beyaz şapka genelde bu şekilde çalışıyor. Siyah şapka aynı işi yapıyor ama onlar rapor yazmıyor. Kötü niyetli kullanıyor. Evet. Peki sen İngiltere'ye gittin. İngiltere'ye gitme sebebin ve maceran nasıl başladı? Şöyle, yani ben zaten güvenlik konusunda serbest çalışıyordum o dönem Türkiye'de. İşte birçok firmaya danışman vesaire olarak. Zaten bir yurt dışı isteği uzun süredir vardı ama bir aksiyon yoktu. Hani böyle bir düşüncemiz vardı ama bu konuda çalışmıyordum. Bir gün işte güvenlik mail listelerinde dolaşırken bir iş ilanı gördüm İngiltere'de. Bayağı da ilgimi çekti. Öyle olunca ben de iletişime geçtim kendileriyle. Dedim ki işte hani benim durumum bu, ben bu işleri yapıyorum, CV'm budur şeklinde. Ve daha sonra bir ay sonra bir telefon geldi. Ki bir ay geçti yani telefon, o da orijinaldir. Ama tabii İngiltere'nin numarası görünce, orada da bir tanıdık olmayınca öyle ilginç bir şey. Oradan da devam ettik ve... Seni çağırdılar. Evet. Bir güvenlik firmasıydı sanırım. Büyük bir Güvenlik güvenlik firması, evet. firmasıydı. Yani tamamen penetration testing dediğimiz, yani bu test işini Penetration yapan. testing nedir bir anlatsana. Tamamen dediğim konu. Yani bir sistem elinizde var. Sistemi hacklemeye çalışıyorsunuz. Ve hacklerseniz veya işte ne yapabildiyseniz, sistemdeki güvenlik sorunları nedir? Bunların hepsinin raporunu yazmak. Penetration testing'in özelliği şu: gidiyorsunuz, sistemdeki güvenlik açığını buluyorsunuz ve bu güvenlik açığını kullanıyorsunuz. Yani sadece ben buldum, burada var demiyorsunuz. Gidiyorsunuz mesela kredi Neler kartı, yapabileceğini evet, kredi gösteriyorsun. kartı çalınabiliyorsa kredi kartlarını çalıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bakın, biz bu yollarla çaldık, kredi kartları da bunlardır. Yani bir kanıt olarak bunu yapabildiğinize dair. Tabii bu tip firmaların mesela çoğu şey artık özel, mesela background check yapıyorlar. Hani polis vesaire, sabıkanız var mı? O tip kişiler çalıştırıyorlar ve sabıkalı kişileri falan çalıştırmıyorlar. O derecede önemli bir konu sonuçta. O tip dataları elinizde tutup bunlarla kötü bir şey yapmayacağınız veya çalıştığınız firmaların bilgilerini başkalarına sızdırmayacağınıza dair. Peki 2,5 sene orada yabancı firmalara böyle bir hizmet verdin sen de büyük ihtimalle o Evet, tabii firmada. tabii. Bütün, yani zaten bizim benim çalıştığım firma bütün dünyaya çalışıyordu. Avrupa, Japonya dahil olmak üzere, Amerika. Birçok, özellikle banka ve finans sektöründe birçok web uygulaması, yani sayısını bilmiyorum, bayağı fazla sayıda. Çünkü 2,5 sene sadece bu iş ve güvenlik araştırma geliştirmesiyle uğraştım orada kalan vakitlerde. Peki sen ne yaptın bu 2,5 yıl içerisinde? Senin NetSparker programın yeni duyuruldu. Evet. Ne zaman süre o işi bıraktın? Ne zaman bıraktın o işi? Şöyle, İngiltere 3 sene oldu zaten ben gideli ve 3 sene önce gittiğim hemen herhalde bir sonraki ayında bu yazılımı yazmaya başladım. İşte önce ticari değildi, bir hobi amaçlı başladı. Daha sonra ciddi bir boyuta ulaştı. İşte herkes çok güzel falan filan derken bu noktaya geldi. 2,5 sene yazılımın geliştirilmesine devam ettim. 2,5 sene sonra yazılımı artık ticari bir noktaya getirmek için
firmadan çıkıp işte bir yatırım bulup ticari noktaya gelip yeni firmamı açtım. Bu yazılım ne yapıyor NetSpark'ı? Bize onu bir açıklar mısın? Tabii. NetSpark'ı benim bu anlattığım iş, yani bir web sitesinin güvenliğini bulup açığını bulup bu açığını kullanma işlemi. Bunlar manuel yapılıyordu. Tabii bunları otomatik yapan, yani bu manuel yapılan bir iş. NetSpark'ı bunu tamamen otomatize ediyor. Ama NetSpark'ı gibi aslında dünyada da programlar var. Var, evet. Rakipleri yani, var. Kesinlikle. IBM, HP gibi firmalardan rakipleri var. Peki NetSpark'ın diğerlerinden farkı ne? Bizim şöyle bir farkımız var. Bizim rakiplerimiz güvenlik açıklarını bulurken yanlış raporlama yapıyor. Yanlış raporlamayı bir anlat bize. Tabii. Yani bunu biliyorlardır ama zaten herhalde, değil mi? Tabii ki bu kabul edilen bir şey. Çünkü şöyle bir şey vardı bizden önce diyeyim artık. Çünkü artık biz bunun olmadığını kanıtladık. False positive dediğimiz, yani yanlış raporlama, o aslında olmayan bir güvenlik açığını raporlama kabul edilen bir şeydi. Çünkü şunu diyordu bu firmalar. Bir yazılım olmadan, insan olmadan bu yazılımın doğru rapor yaptığı kesin olarak tespit edilemez. Biz de dedik ki eğer biz bu güvenlik açığını kullanır, mesela deminki örnekten bahsedersek kredi kartlarını çalıyoruz dedik mesela. Eğer yazılım kendi bunları çalar ve raporlayabilirse bu güvenlik açığı vardır, değil mi? Olmayan bir şeyden kredi kartı çalamazsınız mesela. Dolayısıyla bizim yazılımımız onu yapıyor. Güvenlik açığını buluyor, güvenlik açığını kullanarak gerekli olan işlemleri yapıyor. Ve dolayısıyla güvenlik açığının yapabildiyse, güvenlik açığının gerçek olduğunu kesin olarak onaylıyor. Diğerlerinden farkı bu. Bu teknolojiyi geliştirerek yanlış raporlama, yani false positive dediğimiz olayı sıfıra indirdik. NetSpark'ı ne zaman kurdun? 6 ay önce. Şirketin resmi adı da? Şirket, Mavi Tuna Security. Mavi Tuna Security. peki, yatırımcı buldun mu buna? Evet, 3 tane İngiliz yatırımcımız var. İngilizler yatırımcı oldu sana. Evet. Sen projeyi nasıl anlattın? Çünkü Türkiye'de de anlattın sanırım projeyi. Evet, Türkiye'de de yatırımcılarla görüştük. Birinci avantaj yatırımcıların güvenlik sektörüyle bilgili olmasıydı. Yani o tip yatırımcılarla görüşmemin avantajı oldu. İkincisi, yatırımcılara gittiğimde zaten 2,5 senedir geliştirilmiş bir yazılımı gösterdim. Yani zaten gittiğimde ürün aslında hazırdı. Ama işte tabii ürünün piyasaya sürülmesi, işte detaylı vesairesi, öyle bir süreç gerekliydi. Dolayısıyla yatırımcıları ikna etmek zor olmadı açıkçası. Ürünü göstermek, işte zaten ürünün beta kullanıcıları vardı. Daha doğrusu beta da değil, o dönem artık tanıdığım kişiler diyelim. Bu kullanıcılar da gayet memnun olduğundan, yatırımcıları ikna etmek hazır bir ürün olduğundan dolayı pek zor olmadı. Şirket Londra'da şimdi kuruldu. Evet, doğru. Kaç kişisiniz? Şu an 4 kişiyiz. Nerede çalışıyor arkadaşlar? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Üç arkadaş Türkiye'de. Ben Londra'dan çalışıyorum. Stajyer arkadaşımız var. Onlar da Türkiye'de geldi. NetSpark'ı hafta başında açıkladınız. Pazartesi, evet. Satış oldu mu? Satışımız var. Şu an 5 tane firmamız var. 5 tane firmaya satış yaptınız. Türkiye'de mi yabancı bunlar? Türkiye'de büyük bir telekomünikasyon firması. İngiltere'de 2 tane güvenlik firması. Amerika'da bir yazılım, bir tane de güvenlik firması. Bir hafta için çok güzel bir rakam. Çok güzel, evet. Peki bundan sonraki dönemde NetSpark'ta neler yapmayı planlıyorsun? Neler yapacağız? Her şeyden önce daha çok özellik. Bir de bizim bahsetmediğimiz, hani demin bahsetmiştim kredi kartını çalma gibi. Şöyle bir özelliğimiz var. Exploitation dediğimiz, yani bir güvenlik açığının kullanarak siteden bilgi alma, işte database'den bilgiye ulaşma veya sitede belli işlemler yapma gibi modüllerimiz var. Dolayısıyla biz bu modüllerimizi çoğaltacağız. Bu da şu avantajı sunacak. Güvenlik uzmanı olmayan bir kişi bile güvenlik uzmanlarının yapabildiği demoları yapabilir hale gelecek. Zaten yazılımın çok önemli özelliklerinden basit olması. En başından beri biz hani güvenlik uzmanı olmasanız bile bu yazılımı kullanabilir bir formata getirmeye çalıştık. Herhalde o konuda da devam etmeye çalışacağız. Ferruh, çok teşekkürler programa katıldığın için. NetSpark'ın bundan sonraki dönemde de neler yapacağını takip ediyor olacağız. Teşekkürler. Umut ediyorum ki bir sonraki Atom kampında seni misafir ederiz. Bu güvenlik konusunda internet girişimcilerine hem bilgilerini paylaşırsın. Bir sonraki Atom programında görüşmek üzere. Türkcell'in 3G farkı. Ya Hidayet abi. Ne var ne orayım? Merak ediyorum abi. Hey ne orayım? Bu 3G'de Türkcell'in farkı ne abi? Videom Facebook'ta ne orayım? Ben de Facebook'tayım ki abi. Kameranı aç ne orayım? Açtım abi. 75.05'i ara ne orayım? 05. Aradım abi. Botonun dibine koy ne orayım? Koyayım abi.
Koydum abi. Bas potaya Nuri. Nasıl olacak ki abi? Gel buraya Nuri. Geldim abi. Hazır mısın Nuri? Bende vertigo var abi. Şimdi Facebook'ta herkes görsün Nuri. Aha, videoya yorum geldi abi. Ne diyor Nuri? Yeme bizi Nuri. Cepten videonuzu çekin, çektiğiniz video anında Facebook'a yüklensin. Videom Facebook'ta sadece Türkcell 3G'de.